Evet, gözlerimi açamıyorum. Bugün dördüncü ve son günümüzdeyiz. Yarın sabah artık uçağımız var. Chicago'ya döneceğiz. Meksika'da, Cancun'da, Tulum'da güzel vakit geçirdik aslında. En azından Meksika'nın kültürünü, yemeğini, insanlarını tanımış oldum birebir olarak. Tabii ki Chicago'da birçok Meksikalıyla muhatap oldum ama bu farklıydı tabii ki. Bugün de bazı yerlere gidip alışveriş yapacağız, gezeceğiz. Son günümüz artık sabah da Chicago'ya doğru yola çıkacağız. Evet, Meksiko pezosu şöyle. Çok parlak bir para. Şöyle bak bu Meksiko. Şunlar da bozuk paralar. Ben de şöyle göstereyim. Meksiko pezosunda böylece görmüş olduk. Harika bir hediyelik eşya satan yer bulduk. Hadi girelim içeri. Bakalım neler varmış. Evet, şöyle hediyelik eşya satan bir yere girdik. Şöyle fiyatlarını göstereceğim size. Burada terlikler var. Bu terliğin mesela fiyatı yazmıyor. Sende yazıyor mu? Sende de yok. Fiyatsız mısınız siz? Neyse. Şurada mesela tişörtler var. İşte bu Halloween, ondan sonra festival için hazırlanmış tişörtler var. Mesela şu tişört 275 pezoymuş. Yani siz hesaplarsınız işte 1 dolar 17 pezo yapıyor. Ondan sonra bakın burada bazı etiketler var. Çok güzel. Bak, Meksika şapkası var mesela. 66 pezo. Ondan sonra Meksika bayrağı var. 55 pezoymuş. Şu arkadaşlar da bayağı yakışıklıymış. Her şey var işte, dekorasyondan tutun da. Bakın şöyle işte bileklikler var. Mesela şu bileklik 35 pezoymuş. Yani 2 dolara denk geliyor. 17, 17, 36, 34, evet 2 dolar. Ben şundan 2 tane aldım. Bunun bu boyutundan aldım mesela. 190 pezoymuş şu. Ben bir tane bundan aldım. Bir tane de küçük aldım. Küçüklerin fiyatını da göstereyim. Bakın 105 pezo. Şu büyüklerden almadım çünkü bana biraz pahalı geldi. 320 pezo. Bana biraz uçuk geldi yani. Şöyle bir dekorasyon var. Bu da 320 pezo. İşte tekila bardakları var. Bakın. Bayada, Palaya del Carmen. Burası Palaya del Carmen. Cancun Palaya del Carmen. Burada da bir sürü bileklik var. Dekorasyon ürünleri var. Anahtarlıklar var mesela. 65 pezoymuş. Şunlar çok meşhur. 2 gündür bunun festivalini yaşıyoruz. Kermesini yaşıyoruz aslında. Anahtarlıklar var.
şu etiket. Hayır. Bilmiyorum. Etiketi yok. Şöyle tabaklar var. $380. Bu ne ya? Nazar boncuğuna benziyor. 245 peso. Aha, İskeletor. İskeletor amcamızın fiyatı $450. Bir şey kırmadan şöyle geçireceğiz. Evet, böyle bir yer. Ya ne kadar seviyorlar şu şeyleri, baksanıza ya. Bak şuradaki güzelmiş. Şöyle yaklaştırayım biraz. Bak bu güzelmiş. Ama fiyatı en az $50. Şunu beğendim ben girişte ama 600 peso. Değmez yani 600 peso ya. Çok güzel ama bence değmez. Ha bakın şurada arabalar varmış ya. Tospa, burada çok tospa gördüm ben. I am ready babişko. Bu tospa değil, 315 pezoymuş kamyonet. Aha tospa, tospa buldum. Güzel bir şey ya. 315 peso. Baykuş var, baykuş. 174 peso. Bayıldım buraya ya. Rengarenk. Aha, amigos. 100 peso. Muchos amigos. Bak. Muchos amigos. Oh, here is AC. Vallahi burada klima var ya. Biraz burada durayım. Oh. Ya bu nereye gidiyor ya? Heh, burada klima var, burada durayım. Bak. Mexico. Mexico Starbucks. Kaça satıyorlar bu kapları? 360 peso. Hemen hemen aynısı da, her şey aynı. İnsanlar dışarıda oturuyor. Sandviçler var burada. 100 peso sandviç. Aslında super. I will get the cold latte babişko. Şurada fiyatları var, onlara bakalım. Yani kahve, mocha, bu fiyatlar orada var. Fiyatları şöyle bakıyorum da. ABD'den pahalı. Cold latte babişko. Bakın şurada sandviçler var. 100 peso. Aldım. No, grande, grande. Grande cold latte. İstanbul, yeah, was. Right now, can you see this?
kaça satıyorlar? 400 peso. Very expensive, yeah. Gracias. Regular con un shot. Starbucks everywhere. Andrea, latte regular. Gracias. Si tienen gratis bebidas y cualquier cosita me comentan. Gracias. Evet, soğuk kahvemizi aldık. Nice. Şuradan şeyimiz de var. Şöyle oturacak bir yer bulalım dışarıda. Klimayı güzel ama. Şöyle kahvemizi de aldık. Bir oturalım ya. Ah, şuranın güzelliğine bak ya. Doğanın içinde Starbucks kahvesi içeceğiz ya. Şu güzelliğe bak. Yani hayatımda ilk defa böyle bir Starbucks kahvesi içeceğim. Yani Starbucks olduğu için değil. Starbucks'ı övmüyorum burada. Starbucks umurunda değil. Sadece hani bildik bir kahve olduğu için. Bakın şöyle göstereyim Starbucks. Burada da şurada bir sürü önemli mağazalar var. Zara'ya gideceğiz birazdan. Zara'nın fiyatlarına bakacağız ama büyük ihtimal burada pahalıdır. O yüzden yani sanmıyorum alışveriş yapacağımı. Sadece fiyatlara bakacağım. Asıl Cancun'un merkezinde alışveriş yapmaya çalışacağız. Temizliyorum. Yağmur yağdığı için tüm sandalyeler ıslak arkadaşlar, ıslak. Şöyle bir silelim. Islak. Popomuz ıslanmasın. Are they wet? Evet. Duanın içinde kahvemizi içelim soğuk soğuk. Kendimize gelelim. Yani Meksika'da da Starbucks içmiş olalım. Mira mis santitos. La Virgen de Zapopan, el Santo Niño de Atocha, la Guadalupana, Sagrado Corazón, San Judas, la Crucifixión, la Virgen de Satanudo, la Sagrada Familia. Ya, şimdi bir şey söyleyeceğim. Dünyadaki bütün Starbucks şubelerinde mutlaka karşılaşırsınız. Böyle bilgisayarını alıp böyle çalışanlar, ders çalışanlar veya işte işini yapmaya çalışan insanlar. Bu tatil yöresinde de var. Bakın. Gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Starbucks'ın hemen önünde. Meksika'da son günümüzde birazcık da olsa güneş kendini gösterdi. Bakın voleybol oynuyorlar. Bob
botlar var. O botlar nereye gidiyor bilmiyoruz. Çok süratli.